Arkadaşlar merhabalar. Will Rogers Down çalışmaları bitti. Bunun da kaydını yapıp beraber çalışmasını yapıp yayınlayacağız. Birinci koşuyla başlayalım. Maiden satış bir koşu. En azından buralar şartlı ağırlıklı olduğu için Power Plus'a gelme olasılıkları yüksek. Bir de gelmeyecek atlar var. Arada bir onları getiriyorlar. Çıkarsa da onları da söyleyeceğim, size aktarmaya çalışacağım. Bu şekilde yardımcı olayım en azından. Birinci koşusu Maiden koşuda handikap puanları çok düşük arkadaşlar. Çok zayıf atların start aldığı bir yarış. AGP'lerine bakmadım bu birinci koşunun. Ben de çıkanları söyleyeyim, öyle geçeyim, yeterli benim için. Totolardan gidiyorum. Grubun kaliteli atı kalmış olan 9 nolu at totosundan dolayı kaybediyor. 6 nolu atın dördüncükleri var, 40 kalite puanında ve 4, 6, bunlar aşağı yukarı aynı ayarda atlar arkadaşlar. Hani hangisi yüksek AGF çıkarsa onu kullanabilirsiniz. Handikap puanı olan atlardan 4, 6, 8, 9 nolu atlar. Avantajlı olan atlar hangileri? Bence yaş bakımından 4 nolu at, 6 nolu at ve 10 nolu at. Hani 8'de yarış kazanır. 3 yaşında olması o kadar önemli değil bence. Mesafe 1600 olması bir nebze olsun 4 yaşları ön plana çıkarır. Sadece onun bilgisini aktarayım. Bu atlar arasında birinci ikinci çıkmasını bekliyorum bu koşudan. Dediğim gibi zayıf bir grup, atlarımız o kadar kaliteli atlar değiller. Hani direkt favorim var mı diye ona bakıyorum da. Yani 4 büyük bir ihtimal power çıkacaktır bir yarışta. Karar size bırakayım burada. Seçim de size bırakayım. Benim gördüğüm bu arkadaşlar. Yakınlar birbirlerine. 37-40 arasında değişiklik. Geçelim. Altıların ilk ayağı ikinci koşu. Satış koşusu şartlı bir koşu. Kazanç bölgesine gideceğiz. Oradan kaliteli atını bulursak bizim de power atımız olacak. Buranın gelmez atı var idi. Daha önceleri birkaç tane getirdiler. Arka arkaya getirdikleri zaman da oldu. Çok güzel ganyanlarla geliyorlar. O bahis şirketlerin atı diyorum ben o ata. Geldiği zaman. Kimseyi bırakmıyor. Herkesi yatırıyor. Yani tahmincilerin verme ihtimali olmayan atlar arkadaşlar. Veremezler. Çok zor. Burada net öyle bir at çıkmadı henüz. Burada söylemeyeceğim. Buranın favorisi kim olur? Onlara bakıyorum şu an. Kalite puanlarında 69 ve 68 kalite puanını almış iki tane atımız var. 2 nolu at. Ve aşağıda 5 nolu at. Arkadaşlar bu atlar sürpriz yapıp gelirler. 2 nolu at da gösteriliyor favori hanesinde. Benim de favori atım olur. 5 nolu attan güzel bir sürpriz gelir. Devam ediyorum. Büyük atlarımın yapabileceği bir şey var mı? 10 nolu atı çok at yazan arkadaşlar için değerlendirmeyi alın derim. Aynı şekilde 4 nolu at da öyle. Bakın bu atlar sürprize açık atlardır. Geldim kazanç bölgesine. Burada 61-62 kalite puanı almış olan 7 ve 6 nolu atlar arkadaşlar. Bu atlar da birinciliğe ortak aday atlardır. Artık yukarı doğru çıkmaya devam ettikçe bakın kaliteleri düşüyor. 8 ve 1 nolu atlar. Bence bu atlardan sonra gelmeli. Benim kanaatim bu yönde bu yarış için. Tabi 3 yarışını kazanmış ama kalitesini düşürmüş 1 nolu at, 8 nolu at favori verilmiyor ama hani bu 4 attan sonradır bence. Toparlayacak olursam eğer yarışın bende favorisi 2 nolu at arkadaşlar. 7 ve 6 nolu atlardan da plasede tutarım. Birincilik beklerim. Daha sonra 5 nolu at bayağı güzel ganyanlı gelecek bir at. Sürprize ayırdığım bir at. Çok çok sürpriz isteyenler için 4 ve 10 nolu atları ilave etmelerini söylerim. Sonra artık yukarıda kısmen favori çıkacak olan 8-1 diye devam eden bir at grubumuz var. Kararı size bırakırım burada. Ne kadar at yazacağınızı bilemem. Tek atabilirsiniz, at yazabilirsiniz. Ben de çıkan bunlar arkadaşlar bu koşu için. Geçiyorum burayı.
Satış koşusu, üçüncü koşudayız. Şartlı bir koşu. Fransa bugün ilk yarışı güzel ikramiye vermiş ki ikinci yarışından da ikinci programdan da bekliyorum aynı şekilde bir ikramiye. Hatta devreye kadar gitmesini bekliyorum ama bakalım ne olacak, merakla bekliyoruz yani şahsen. Handikaplar çok olduğu için söylüyorum bunları. Handikap yarışları zordur. Keşke söylediğimiz her at gelse de her koşuyu çözebilsek. Bu imkansız arkadaşlar. Hani koşular dahil. Her koşuyu bilme ihtimalim yok. Bakıyorum 59 kalite puanıyla favori çıkan, bende de direkt favori atlardan biri olacak olan iki nolu at. Tek kullanabilirsiniz bu atı. Koşarsa yarışını kazanır arkadaşlar. Favori plasem kim olur ona bakıyorum hemen. 53-54 kalite puanını vermiş olan atlar. 3 nolu at plasesi zaten favori plase bu atlar. Sürpriz oynamak isteyen arkadaşlar da 8 nolu at öneririm. Başka da benim gördüğüm bu grupta. Diğer atlar birbirlerine çok yakınlar. Buranın gelmez atı, onu söyleyecektim. 6 nolu at eğer gelirse hem güzel ganyanın geliyor hem de şirketin atı durumunda. Aynı şekilde bakın 7 nolu at. Bu iki at da arada bir getiriyorlar böyle atları. Normalde bende koşmaz atlar bunlar. Arada bir geliyor, bu programlarda uyarmış olayım. Net favori 2 nolu at. Plasesi 3, sürprizi 8 arkadaşlar. Bütçeniz oranında değerlendirmeyi alırsınız diyorum. Geçiyorum burayı da. Tekrar Maiden'a geldik. 1600'de yaşlı atlarımız biraz daha avantajlı olurlar. Yukarıda kazanç bölgesinde çıkarlarsa da direkt önereceğim safkanlar olurlar. Kalitelerine baktığımda kendini ayıran bir atımız yok. Birbirine yakın atlar. Burası da kazanç bölgesini oluşturan atlar grubu. Yani favoriyi böyle direkt geçebilecek bir atı göremesem de şöyle söyleyeyim. Favori favoridir, kabul ederim. Bu favoriyi yıkmak isteyen arkadaşlara önereceğim 4 tane, 5 tane at var. Yani handikap puanları düşük olduğu için kazancı yüksek bir at, 1 nolu at. Kazanması gerekir. Normali budur. 3 yaşında olmasına rağmen. Ben size ayrım yapmadan bu atı yıkacaksanız eğer 3 nolu ata kadar yazmanızı tavsiye ederim. Sebebi handikaplar. Yani bu her atın alabileceği handikap türü bence. Elinin altında kalmış. Çok çok zayıfız diyorlar. 7 nolu at. Yaş avantajı var. Bir üçüncülüğü var. Bu atı da ekleyeyim. Yazmak istersek çok at çıkar bakın. Yani tek 8.liği ile gelen at falan böyle olur. Bu yarışlar olur. Sürprizlere gebe olur. Maiden dışı atları bunlar. Direkt favorim. Hani bir nolu atın dışında bakıyorum öyle gösterebileceğim. Biraz daha yakın olsun diyeyim. Biraz kendini göstermiş olan 6 nolu atı direkt rakip olarak önermek istedim sadece. Diğer atlardan bir sonuç beklenmiyor. Biz de beklemiyoruz haliyle. Toparlayacak olursam 1 favorim 6 rakip gibi gözükse de 2, 4, 3, 7'den de bir yarış gelebilir. Yıkmak isteyen arkadaşlara bu atları ayrımsız yazmalarını tavsiye ederim. Geçiyorum burayı da. Satış koşusu şartlı dişi satış. Şartlı favori dişi sürprize açık yarıştır arkadaşlar. Dişi yarışların tamamında sürpriz ihtimali her zaman vardır. Öyle net olarak bir şey söyleyemezsiniz yani çok. Bu at geçilmez dediğiniz anda geçilir. Gene kazanç bölgesinin atlarının büyüklerini tespitini yapalım. Bakın 60 aşağıdan başlayayım. 70 kalite puanlı at, dişi atımız. Tabelası iyi değil, önermeyeceğim. 63 kalite puanını aldı benden. 3 nolu at. Uzak ihtimalde sürprizde önereceğim bir safkın olur. Aynı şekilde 61 kalite puanlı at, 8 nolu at. Yani bu atlar sürpriz yapıp gelecek atlardır.
Tekrar yukarı çıktığımda 63-68 kalite puanıyla 68'de grubun net üstünde olan açık bir at, 10 nolu at koşarsa yarışını kazanır arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Bu atı yani grubun üstünde bir 8 yaşında olmasına rağmen grubun üstünde gözüken bir at. Diğer atın bu atın Foreign Bender rakibi 2 nolu at çıkar. 63 kalite puanıyla. Biri favori, biri 4. AGF'lerde. Sonra da kazanç bölgesine gider artık. 5-1 şeklinde devam edelim. 5-1'i yazacak arkadaşlar da 3-8'de öneririm. Oradan da güzel ikramiyeli ganyanlı atlar gelir. İkramiyeleri yukarı doğru çıkartır. Buranın da gelmez atına bakıyorum şimdi. Bunları yazmamın sebebi, söylememin sebebi var. Getiriyorlar arkadaşlar. Bayağıdır gelmedi böyle atlar. Bu aralar beklediğim atlar oldular. Bu iki atta ben de koşmaz. Hatta 47'li bu 11 nolu at dahil. 11'de getirmezler herhalde artık. Bu 3 at koşmaz çıkıyor. Bilginiz olsun diyeyim. Geçiyorum burayı da. Başka bir şey göremedim. 6. koşudayız. Satış koşusu, şartlı bir yarış ve dişi gene aynı şekilde. Bakın bunlar erkek dişi ayrımı yapıyorlar. Ben dişi atlardan yanayımdır her zaman ve koşularda ama erkeklerin içine girdiklerinde ayırmak zorundayım. At sahiplerine de kızarım. Yani erkeklerin yanında atına güvenmiyorsan eğer, grubunda değilse koşturmayın. Atınıza yazık edersiniz. Yani doğanın kanununun önüne geçemezsiniz. Ben söylemem. Doğa, kanun bunu söyler. Yoksa neden önermeyeyim dişi atlarımızı? Erkeklerden daha çok severim. Anne olurlar çünkü. Evet arkadaşlar, buranın kaliteli atı bakın. 60 kalite puanıyla 2 nolu at totosundan dolayı önermeyeceğim. Geri kalan 2 tane daha atım var. 6 ve 9 nolu atlar. Çok at yazan arkadaşlara mutlak tavsiyemdir. Sürpriz yapanlar. İkisi de ayrımsız yazılmalı. Formis kim olacak? Kazanç bölgesinin bir atı. 1 nolu at arkadaşlar. O %10'lu 3. sıralamada problem değil. Bizim direkt favori atımızdır. Tek kullanabilir miyiz? Evet. Peki burada ne var? 10 nolu atın bakın son 3 yarışının kazandığını görüyorsunuz. Bu at bu kadar kazanca handikap kalite puanını 28'lere kadar düşürmüş. 1 nolu atın kalite puanı 57. Yani 10 nolu atı tek atacak arkadaşlar risk altındadırlar. En azından bu tablolarda bunları gördünüz. Böyle atların tek olmadığını gördünüz. Çoğu sefer haklı çıktım. Gene haklı çıkar mıyım bilmiyorum. Ama gene aynı şeyi söyleyeceğim. 10 nolu at gelebilir, uzakta çekebilir. Hiç problem değil. Ama büyük bir olasılıkla da ben diğer atlardan birincilik bekleyeceğim ki en öne çıkan at da 1 nolu at. Tek kullanabilirsiniz. Kimi geçer? 10 nolu atı rahat geçmesi gerekir bence. AGV'sine bakıp aldanmayacağız. 8 nolu at 53 kalite puanıyla birin rakiplerinden biridir. Sonra artık 10 nolu'ya bence sıra gelir. 13 gibi atlara, diğer atlara sıra gelir. Bunu da belirtmiş olayım. Hani çok da yanıltmak istemiyorum. Şimdi kalkar direkt AGF gelir. Sen ne yaptın dersiniz demeyin. Benim tablolarım bunu söylüyor. 10 nolu atı tek atma diyor. Yaz ama tek atma. Benim favorim 1 nolu at, toparlayayım. 8. Plasem 6-9 nolu atlardan sürpriz bekliyorum. Kalite puanları yüksek çıktı. Sonra 10 nolu at diyeyim. Geçeyim burayı da. 7. ve son koşudayız. Medium yarış. Buranın gelmez atını işaretledim mi ona bakıyorum. Yakınlar. Buranın da gelmez atı. Bakın 28 kalite puanını almış benden. Enteresan. AGF'nin 55 katı. 10 nolu at. Neyse. Diğer atlar birbirlerine çok yakınlar. Herhangi bir işaretim yok. Maiden yarış. 1100 metre kumda start alacaklar. Bakalım hem handikap durumlarına hem kalite durumlarına bakalım. Ne çıkartacak. Bunları yaparken daha önce herhangi bir çalışma yapmıyorum. Yani AGP çalışması ya da Power Plus'a çalışması. Normal kendi hesaplamalarımı yaptıktan sonra beraber çalışıyoruz. Öyle
Değişik bir şey şu an için yapmıyorum. Bilginiz olsun bu konuda da. Arkadaşlar buranın da tek üçüncülüğüyle gelecek. 62 kalite puanıyla 3 yaşında olmasına rağmen çok az 4 yaşında var. Benim direkt power atım 8 nolu at olur. Yarış bekleniyor. Biz de bekleriz. Rakibi kim olur? Bakın 2 tane 52'likler var. Öncelikle rakibi 4 nolu at olur 8'in. Sonra artık 52-47'ye gelen 11 ve 9 nolu atlardan bir yarış beklerim. Bana handikap puanları bunu söylüyor. Anlatımı bu. Daha sonra ne olur? Handikapsız atlardan aşağıda 2 at var. 7 ve 10 nolu attan da yarış bekliyorlar. AGF'lerde çıkmış. Çok at yazan arkadaşlara öneririm. Tabi öncelik 10 nolu atta yaşından dolayı. Onu da belirtmiş olayım. Başka bir şey var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Ben de bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Yani sürpriz çıkarsa da hepsi yapmak zorundasınız. Hangisinin geleceği belli olmaz. 2 atın handikapı iyi burada da. 4 ve 8'in. Diğerleri çok kalbur üstü atlar değiller. Birbirini geçebilecek kabiliyete sahip atlardır bence. Evet. Burayı da anlatmış olayım. Yarına çalışma yapacağım gene. Tekrar görüşmek üzere. Bahtınız şansınız çok olsun. Açık olsun. Umarım takipçilerimden güzel ikramiyeler kazanan olur. Gönderirler biz de mutlu oluruz. Tekrar sağlığınıza kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.